Hepinize merhaba. Tolgozbek.com kanalına hoş geldiniz. Zaman zaman izleyicilerimiz sorular soruyorlar yaptıkları yorumlarla. Bu yorumlarda soru sorulan ve en fazla merak edilen insansız hava araçlarından biri de Global Hawk. Jet motorlu bu insansız hava aracı çok yüksek irtifadan uçuyor ve aynı zamanda da uzun bir menzile sahip ve tabii ki bir farklı özelliği de 2013 yılındaki savunma bütçesindeki rakamlara göre bir Global Hawk'ın fiyatı 131 milyon dolar. Gelin jet motorlu bu insansız hava aracını birlikte tanıyalım. ''90'lı yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri mevcut pilotlu U-2 keşif uçaklarının yerini alabilecek bir insansız hava aracı için çalışmalara başladı. Bu projenin hayata geçirilmesi için Northrop Grumman şirketiyle bir anlaşma yapıldı. Northrop Grumman şirketi tasarımlarını tamamladıktan sonra Global Hawk olarak adlandırılan bu insansız hava aracının ilk uçuşunu 1998 yılında gerçekleştirdi. Tasarım, geliştirme, 5 adetlik test uçağı dahil Northrop Grumman'a Amerikan Hava Kuvvetleri çok ciddi bir fiyat ödedi. Yaklaşık bu bütçenin 10 milyar dolar civarında olduğu rakamlara yansımış durumda. Testlerin arkasından seri imalat başladı. Northrop Grumman bugüne kadar açıklanan rakamlara göre tabii ki 42 adet RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava aracını Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. Şimdi insansız hava araçları bir bakıyorsunuz askerin elinde elle atılıyor kalkıyor. Biraz daha büyükleri var. Taktik sınıflar var. Örneğin Baykar'ın yaptığı Bayraktar TB2. MALE olarak adlandırılan orta irtifada uçanlar var. Onlardan biri de TUSAŞ'ın Ankası. Daha üste uçanlar var. Örneğin Aksungur. Biraz daha ağırlığı arttırılmış olanlar. Örnek Akıncı. Ve tabii sonrasında limit geliyor. Pervaneli motorlu İHA'larda 40 bin fit seviyesine. 40 bin fit de yaklaşık 13 bin metreye tekabül ediyor. Bu irtifanın üzerinde pervaneli motorları kullanmak gerçekten zor. İşte burada devreye jet motorlu İHA'lar geliyor. Yüksek irtifadan uçmak için jetler çok önemli bir avantaj sürüyor. Örneğin Global Hawk insansız hava aracı sistemi, pervaneler 40 bin fit demiştik. 60 bin fit, yani yaklaşık 18 bin metrenin üzerine kadar çıkabiliyor. Yüksek irtifanın avantajı şu. Birincisi, aerodinamik olarak sürtünme azaldığı için çok az yakıt harcayarak insansız hava aracı sistemi saatlerce havada kalmış oluyor. İkincisi ise yüksek irtifada, yani 60 bin fitte çok geniş bir alanı tarayabiliyorsunuz. Yani çok uzun bir menzilde, örneğin bir ülkenin üzerinden uçarken o ülkenin tüm sinyal ağını dinleyebiliyorsunuz. Farklı noktalarına kameralarınız dönüyor veya radar sistemiyle farklı deniz üzerindeki gemileri, havadaki uçakları veya kara hedeflerini takip etme şansına sahipsiniz. Jet motorun böyle bir avantajı var. Ama tabii ki bir motoru alırken o motorun imalatçısına mevcut bu hava aracının tüm özelliklerini paylaşmak durumundasınız. Şimdi Türkiye Ankara'da önemli bir adım attı. TUSAŞ Motor Sanayi Eskişehir Merkezi TEİ tarafından bir motor yapıldı. PD-170. Şimdi Ankalar PD-170 ile uçuyor. Yani Anka'nın tüm bilgileri yurt içinde kalıyor. Öbür türlü dışarıdan motor aldığınız zaman bu bilgileri dışarıyla paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela şu an Türkiye'de herhangi bir jet motor üretimi yok. Jet motor aldığınız zaman ileride bir gün jet motorlu bir insansız hava aracıyla hareket ettiğiniz zaman iyi bir stratejik ortak seçmek zorundasınız. Aksi halde bu tür insansız hava aracının özelliklerini o dışarıdaki imalatçıyla paylaşmak durumunda kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi Global Hawk bugün halen Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan donanması tarafından kullanılıyor. Bazıları ise NASA tarafından çeşitli uzay ölçümleri, yüksek irtifa ölçümleri yapmak amaçlı kullanılmakta.
Global Hawk'ın aynı zamanda NATO içerisinde de bir görevi var. Geçtiğimiz yıllarda NATO'ya 5 adet alınması gündeme gelinmişti. Bunlarla ilgili bütçelenme yapılmıştı. NATO'da İtalya merkezli bu operasyonu yaparak Global Hawk gibi bir sistemi kullanmak istiyor. Benzer bir çalışma NATO bünyesindeki AWACS, yani havadan ihbar kontrol uçakları içinde gerçekleştirilmişti. Bir ülke AWACS tipi bir uçak, çünkü yatırım maliyeti çok ciddi, almak yerine NATO üzerinden bu uçak alınmıştı. Ve daha sonra da tabii NATO'nun yetmediği yerlerde ülkeler kendileri bunların operasyonlarını yapmaya başlamıştı. Türk Hava Kuvvetleri de 737'den geliştirilen E-7 Barış Kartalı'yla bu adımı atmıştı. Dediğim gibi Global Hawk'ın bir başka kullanıcısı ise Avustralya. Avustralya'da bir kıta ülkesi, anakaradan uzak, gerçekten çok ciddi bir, aynı zamanda da bir deniz trafiğine sahip bir ülke. Bu deniz trafiğinin kontrol edilmesi, çevredeki ülkelerin istihbarat açısından bakılması açısından Global Hawk tipi insansız hava araçlarını kullanıyor. Hatta geçtiğimiz dönemde Pentagon'da bazı bütçe kısıtları nedeniyle 2 yıllığına 2022-24 arasında Global Hawk imalatının bitmesi söz konusu. Bu dönemde de Northrop Grumman imalat için Avustralya hükümetinden ek sipariş önerisi götürmüştü. Eğer bu öneri gerçekleşirse insansız hava araçları imal edilerek hat kapatılmayacaktı. Bakalım bu önümüzdeki günlerde nasıl bir yön alacak, bunu merakla bekliyoruz. Gelelim Global Hawk'ın teknik özelliklerine. Global Hawk'ın boş ağırlığı 6781 kilogram. Takılan görev teçhizatlarıyla birlikte bu ağırlık yakıtla birlikte 14628 kilograma ulaşıyor. Tek motorlu bir hava aracı. Bir adet Rolls-Royce imalatı F-117 RR-100 tipi turbofan motor kullanıyor. Bu turbofanın motorunda itiş gücü 7600 libre. Havadaki hızı saatte maksimum 629 kilometreye ulaşabiliyor. Aynı zamanda ekonomik seyir hızı ise saatte 570 kilometre. Ve tabii ki inanılmaz bir menzile sahip. 14.154 deniz mili, bu da yaklaşık 22.780 kilometreye ulaşıyor. Yani bu hava aracı Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp dünyanın herhangi bir yerine gidebiliyor. Ve aynı zamanda da 60.000 feet, yani 18.000 metre seyir irtifasına sahip. Tabii Global Hawk dediğimiz zaman aklımıza hemen geçtiğimiz aylarda yaşanan bir kriz geliyor. Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasına ait bir Global Hawk İran'ı gözetlemek üzere uluslararası hava sahasında uçuyordu. Bu uluslararası hava sahasında uçuş sırasında İranlıların iddiasına göre Global Hawk İran hava sahasına girdi ve bu sırada tabii Global Hawk'ın hareketleri de İranlılar tarafından dikkatle takip ediliyordu. Yerden havaya atılan bir füzeyle Global Hawk düşürüldü. Global Hawk'ın düşürülmesi İran ve Amerika arasındaki gerilimi had safhaya çıkardı. Hatta bir dönem Amerikan Başkanı Trump bunun intikamının alınması için talimat verdiği iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu talimatın son dakika gerçekleşmediği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Amerika'nın sonrasında sessizliği, belki gerçekten Global Hawk'ın yaşanan bir sorun nedeniyle İran hava sahasına girdi mi girmedi mi bu sorularında tekrar tartışılmasına neden oldu. Ama İranlıların düşürdüğü Global Hawk gerçekten tarihin en pahalı düşen insansız hava aracı kazası oldu. Sonrasında İranlı yetkililer bu enkaz parçalarını da kamuoyuyla paylaşmışlardı. Koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Her gün saat 19'da bir videoyla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Bu hazırlıkları yapıyoruz. Lütfen sizler de yorum yaparak bu bizim çalışmalarımıza, beğenerek destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgaozbek.com sitemizde, sizleri oraya bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. I have a heading of 204.